Şans ya da şanssızlık. Bütün mesele bu. Dezavantajın avantaj olabileceğini anlatan kavram. Nova etkisi. Nova etkisi, bir diğer adıyla iyi şans tragedyası olarak bilinir ve yaşamımızda karşılaştığımız olayların belirsizliğini çevremize göre değerlendirmeyi ifade eder. Ayrıca Nova etkisi, kültürümüzdeki her şerde bir hayır vardır argümanına bir dereceye kadar benzer bir zihniyete sahiptir. Tabii ki bu atasözünün aksine Nova etkisi bize bunun tersinin de mümkün olduğunu söyler. Bu nedenle sözde hayır durumu aslında kötü bir sonuç yaratabilir demektir. Nova etkisinin değindiği bir diğer nokta ise psikolojideki kelebek etkisine benzer bir yaklaşımdadır. İlk başta küçük ve hatta önemsiz görünen her ilk adım, olay veya olgunun bir domino etkisine sahip olabileceğidir. Kısaca başımıza gelen bir durum şanssız veya şans olarak kesin bir şekilde yorumlanamaz. Şanssızlık olarak değerlendirilen bir olay, ilerleyen bir zamanda avantaja dönüşebilir. Ya da şanslılık denilen bir olayla karşılaşıldığında ise dezavantaj sağlayabilir. Nova etkisini tam olarak anlamak için fenomen olmuş çok klasik bir hikaye anlatılır. Hikaye, bir adam ve onun köpeğinin yürüyüşe çıkmasıyla başlar. Eric isimli bir adam köpeği Nova'yı gezdirmek için dışarı çıkar. Yürüyüş sırasında çalıların arasında bir tavşan çıkar ve tavşanı gören Nova bir anda tasmasından kurtulup tavşanın peşinden koşmaya başlar. Eric o sırada Nova'nın peşinden koysa da yetişemez ve Nova kaybolur. Günler boyunca Nova'yı arayan Eric'in gitmediği yer, sormadığı kimse kalmamıştır. Bu süre zarfında Eric şanssızlığından yakınarak "Keşke o gün dışarı çıkmasaydım da Nova kaybolmasaydı" diye söylenir. Aradan uzun bir zaman geçer ve Eric'in kapısı çalar. Kapıya gelen güzel bir kadındır ve kucağında Nova'yı tutmaktadır. Kadının adı Vanessa'dır ve Nova'nın bulunma olayı onları arkadaşlıktan çok güzel bir aşka doğru sürükler. Eric bunun üstüne şansına sevinerek "O gün Nova'yı iyi ki dışarı çıkarıp kaybetmişim ve Vanessa ile tanışmışım" der. Bir gün Eric, Vanessa'yı iş çıkışından almak için arabasıyla giderken aceleyle karşıdan gelen araba Eric'in arabasına çarpar. Hastanede muayene sonrası doktor, Eric'e beyninde ciddi şekilde hasar olma ihtimali olduğunu ve acilen testler yapılması gerektiğini söyler. Bunun üzerine Eric, "Nova'yı kaybetmeseydim de Vanessa hayatıma girmeseydi, şimdi bunlar başıma gelmezdi" der. Testler yapıldıktan sonra doktor gelir ve beyninde yapılan testler sonucu tümör olduğunu söyler. Doktor, Eric'e bu kazayı yapmasaydı beynindeki tümörün uzun süre fark edilemeyeceğini ve tedavisi için geç kalınacağından bahseder. O sırada Eric, "Aslında Nova'nın kaybolması benim hayatımı kurtaran bir şanstı" der. Sonrasında Eric küçük bir operasyonla beynindeki tümörden kurtulur. Vanessa ve Nova ile mutlu bir şekilde yaşamaya devam ederler. Öyle ki yaşadığımız en kötü olay belki de en güzel şeye sebep olacaktır. Çünkü yaşanan olayın ileride neye sebep olacağını hiçbir zaman belirleyemeyiz. Bazen vardır bunda da bir hayır deriz ya, işte tam olarak hayatta böyledir. Yaşamadan bilemeyiz.